Devamlı okuyorum. Devamlı. Efendim bir kelimeyle hidayet bulursunuz. Bir kelimeyle. E size de hazır sohbet yapıyoruz bedava. Okuduklarımızdan aktarım yapıyoruz. Ya bu kadar da yazıyorum yani. On binlerce sayfa yazmışım bugüne kadar. On binlerce. E kurafe konuşursan, uydurursan kaynağı lüzum yok. Ama efendim bir şeyi ilmi yazayım dediğin zaman çok kaynağa inmen icap ediyor. O kaynaklardan cilt ve sayfa vermen icap ediyor. Ama yine de adımız neciye çıkıyor? Adımız hurafeciye çıkıyor. Adamlar hiç kaynak göstermiyor. Neden? Adam diyor kaynak benim diyor zaten. Taslaman. Kaynak. İslamoğlu kaynak. Bayraktar kaynak. Hepsi kaynak adam diyor. Kaynak benim diyor. Ne sahabeye soracaksın diyor ya. Ne tabiine soracaksın diyor. Bardakoğlu. Ne diyor Bardakoğlu? Dergide okuyun. Şimşirgil Hoca'nın yazısını bu ay ki, bu ay. Eylül sen Mutlaka okuyun. Çok faydalı ya. E bak orada okuyun dedi. O görün neler var orada. Adam diyor ki, bin sene evvelki bir kitapları okuyarak, okutarak, yani fıkıhları, klasik fıkıhlar, klasik ilmi kelam falan falan milleti uyutmayın diyor ya. Ne lazım? Baksana işte a, a, İslam alemi paramparça olmuş. E, gavurlarda çok ilerlemiş. Bir gavur olalım demediği kaldı yani. E biz niye parça parça olduk? O bin sene evvel, bin iki yüz sene evvel, bin üç yüz sene evvel Selefi Salih'in, sahabe ve tabi'in, Teba'in tabi'in müşehitlerden gelen kitapları kenara bırakınca biz bu hale geldik. Biz o kitaplarla amel ederken Cihangir devletiydik, dünyaya hakimidik. Bütün dünya bizim lafımızla hareket ediyordu Osmanlı'nın güçlü zaman. Şurada 150 senelik şeyi konuşuyorsun. E, hasta adam dönemi, gerileme döneminin başladığına bakıyor musun? Baktığın zaman şeriat görüyor musun? Zaten adı Osmanlı ama her eve piyona girmiş. Herkes Fransız da dansları öğrenmeye başlamış. Kadınların kıyafetleri değişmiş. Erkeklerin şalvarı çıkmış, cübbesi çıkmış, sarığı inmiş. Yani kılığından, kıyafetinden bu neyi yansıtıyor? Bir kültür emperyalizmini yansıtıyor. Osmanlı'nın ne sarığı kalmış, ne şalvarı kalmış, ne cübbe. Bu ne demek bu ne? Bu demek tefsiri de kalmamış, hadisi de kalmamış demek. Bu ne demek? Bu ahlakı da kalmamış, dürüstlüğü de kalmamış, efendim namusluluğu da kalmamış demek. Çünkü bu durumda adam şimdi kaldırıyor başkasının karısının belinden dolanarak dansa kaldırıyor. Bu Osmanlı zamanında başladı yani. Bu Osmanlı'nın son döneminde bu danslar vardı, balolar vardı yani. E sen adın Osmanlı olmakla olmuyor ki. Kendin Kur'an ehli olursan, o kitaplara bağlı kalırsan Allah sana yardım ederim diyor. Yoksa benim dedem Osman Gazi. Ne yapsın Allah senin dedene? Sen adam mısın ona bakıyor. Ve ne oldu? Devlet Ali'ye yağma. Efendim Hasan'ın böreği gibi dağıldı gitti.